Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Kripto para piyasasında ilginç şeyler yaşanıyor. 1 doları 60 sente alabildiğimiz Bitcoin'in destek dinlemeden düşüşlerini devam ettirdiği bir piyasadan bahsediyoruz. Kanalda 350'den fazla videom vardır ama bu kadar ilginç gelişmenin 2-3 güne sığdığı bir dönem daha ben şahsen hatırlamıyorum güncel teknik ve temel durumu değerlendirelim. Yaşanabilecek senaryoları konuşalım istiyorum. Hemen Bitcoin ile başlamam gerekirse anlık olarak 31.700 dolar civarında seyreden bir Bitcoin söz konusu. Dün piyasalarda genel anlamda hem kripto para tarafında hem geleneksel endekslerde sert bir satış dalgası gördük. Yani sadece FED kaynaklı değil piyasalarda genel anlamda bir resesyon endişesi var faiz hamlelerinin agresifleşebileceğine dair beklentiler var. Bunların hepsi toplandığı zaman üzerine bir de bilançoların daraltılması eklendiği zaman tabii ki bir korku, panik, endişe havası oluştu ve aşağı yönlü sert bir satış yedik. Bu benim beklentim dahilinde olan bir hareket değildi. Zaten biliyorsunuz ben FED toplantısıyla beraber Bitcoin'de yukarı yönlü hareket yaşanmasını bekliyordum. Kezafet toplantısı da buradayken gerçekleşti. Yukarı yönlü bir fake hareket gördük fakat daha sonrasında sert bir satışla beraber aşağı yönlü bir hareket geldi. Şimdi güncel teknik duruma bakmamız gerekirse Bitcoin için artık burada izlenmesi gereken destek alanının 29 bin dolar olduğunu söyleyebilirim. 29 bin dolar Bitcoin'de değerlendirilebilir bir konumda aynı şekilde üzerinde tutulmasını şart olduğu bir alan. Çünkü yavaş yavaş gerçekten de hem likidite anlamında hem genel olarak maliyet anlamında çok sıkıntılı bir bölgeye yaklaşıyoruz. Yani Bitcoin'in 27-25 bin dolar altına inmesi piyasalarda çok farklı bir kaos ortamının tetiklenmesine neden olur. O yüzden ben genel anlamda bu destek alanlarının artık çalışmasını bekliyorum. O grubuna ait olan indikatörlerde RSI'den MACD'de genel anlamda bir oversold bölge söz konusu. Ee, günlük bazda 4 saatlik bazda bitcoin çok uzun süredir görmediği alanlara iniş yaptı. Fakat artık bu alandan bir tepki gelmesi gerekiyordu. Keza şu anda da bu tepkiyi yaşıyoruz. 29.700 lira kadar iniş sağlayan Bitcoin şu an bir 2.000 dolarlık tepkiyle beraber 31.700 bandında tutunmaya çalışıyor. Burada direnç alanı ilk etapta 35-36.000 dolar olsa da Bitcoin için benim gözümde takip edilmesi gereken en önemli bölge teknik anlamda buradaki düşüş trendidir. Bitcoin bu düşüş trendini yukarı yönlü kırdığında tekrardan yukarı yönlü agresifleşebilecek hareketler görebileceğimizi konuşuruz. Yani burada bulunduğumuz bölgede bu düşüş trendinin kırılım alanı 40 bin dolara tekabül ediyor. Son videolarda 40-42 bin dolar bandının genel anlamda bir direnç alanı olduğunu konuştuk. Bu hala böyle. 40-42 bin doları birleştirip bir direnç alanı olarak algılamamız, kabul etmemiz gerekiyor. Ve bu bölge yukarı yönlü kırıldığında Bitcoin'de daha sert hareketler beklenilebilir. Şimdi burada 40-42 bandına doğru gitmemiz için bir %30'luk yükseliş gerekiyor. Tabi Bitcoin'in geçmişine baktığımız zaman bu çok zor bir şey değil. Fakat şu an bu düşüşler sonrasında piyasada öyle bir korku hakim ki bu hareketin gelmesini bile beklemeyen çok büyük bir kesim var. Mesela korku ve aşk gözlük endeksi onlu seviyelere kadar gelmiş durumda. Bu endeks tarihe baktığımız zaman bu seviyelere geldiğinde genel anlamda dip yaptığımızı görüyoruz. Yani genel topladığımız zaman teknik olarak da aslında burada destek alanına yaklaştığımızı temel olarak da korkunun çok hakim olduğunu söyleyebilirim. Bitcoin'de bazı uyumsuzluklar vardı. Özellikle günlük bazda olan çok güzel bir uyumsuzluk vardı. O uyumsuzluk çalışmadı. Ben o uyumsuzluğun çalışmasını beklerdim. Son videolarda da anlattığım üzere burada alçalan diplere karşı RSI'de yükselen dipler vardı. Fakat Bitcoin bu uyumsuzluğu çalıştıramadı. Yani o desteklerde de tutunmasını bekliyordum, oralarda da tutunamadı. Bu dönemde ben de pozisyon anlamında bu yüzden çok zarar yazdım. E, eminim sizin aranızda da mutlaka çok büyük zararları olanlar vardır. Ama artık bulunduğumuz bölgede yapacak bir şey yok. Beklememiz gerekiyor. Şimdi bu bölgeden satış yapmak. E, mantıklı olur mu derseniz ben bu bölgeden satış yapmanın asla makul olduğunu düşünmüyorum. Hem on chain tarafında hem teknik tarafta dibe yaklaştığımızı gösteren sinyaller söz konusu. Short term holder tarafında artık zararların arttığını görüyoruz. Buradaki paranın zarar ettiğini görüyoruz. Keza bu bizim için önemli bir on chain veri. Çünkü kısa vadede bitcoin tutanların zarar etmesi gerekiyor ki bu piyasada e, yukarı yönlü hareketlerin sertleştiğini görebilelim. Yani kısa vadede Bitcoin tutanlar da aslında bu düşüşle beraber çok büyük hacimde Bitcoin satışları gerçekleştirmişler. Bir de üzerine dün Terra Luna tarafından UST vakası eklendi. Yani şu an grafiğine de bakmamız gerekirse e, burada bulunduğumuz bölgede e, Luna'nın Stable Stablecoin'i olan UST'nin 60 centlere kadar iğne attığını şu anda 92 cent civarında olduğunu görüyoruz. Yani bununla ilgili Twitter'da birçok e, zaten yazı okumuşsunuzdur veya YouTube'da da video izlemişsinizdir. Ben tekrara girmek istemiyorum ama Luna'nın zaten gerçekten çok sıkıntılı bir mekanizması var. Ben bunu çok uzun bir süre önce fark ettim. E, genelde farming pull'ları yani iki tane stable stablecoin'i birleştirip likidite sağladığınız farming havuzları e, size %8 %10 civarı maksimum getiri sağlıyor. Hatta %10 gibi getirileri merkeziyetsiz borsalardan değil, merkeziyetli borsalardan elde edebiliyorsunuz. Ama Terra Luna'nın e, coin'i olan stable coin'i olan UST böyle değil. UST'nin bir parite olduğu farming havuzları %15, %20'lere varan geri getiriler sunuyordu. O dönemde araştırdım. Luna'nın aslında ne kadar sıkıntılı bir mekanizmaya sahip olduğunu fark ettim. Bu yüzden mesela top 15'te olmasına rağmen kanalımda Terra ile Luna ile ilgili hiçbir zaman bir yorum görmemişsinizdir. Yani burada top 20'de olan, top 50'de olan ürünlerin neredeyse hepsini inceliyoruz ama bu ürünü özellikle göz atmamamın Genel anlamda incelememin incelemememin nedeni de buydu. Kendim değerlendirmiyorum. Kendim değerlendirmediğim ürünleri de sizinle paylaşmak istemiyorum. Burada stable coin'leri olan UST'yi 1 dolarda tutabilmek adına aslında Luna Vakfı elinde bulundurduğu teminat olarak bulundurduğu Bitcoin'leri kullanmaya başlıyor. Yani o kadar sıkıntılı bir durum ki zaten düşüş yaşayan bir piyasa var. Bir de piyasaya Luna'nın elinde bulundurduğu 1.3 milyar dolarlık Bitcoin'in satılabileceği haberi pompalanıyor. Yani kötü haberler ardarda arda geliyor. Böyle bir food ortamında da tabii ki aşağı yönlü hareketler sertleşiyor. Bitcoin dün düşmeyecek miydi? Bence yine düşecekti. Çünkü Nasdaq dahil olmak üzere tüm geleneksel piyasalarda aşağı yönlü hareketler söz konusuydu. Fakat burada Bitcoin'in düşüşünü biraz daha derinleştiren etken UST vakası oldu. Şu anda mesela Dün akşam 60 sentten dolar alanlar şu anda 92 sentten dolar tutuyorlar ellerinde. Yani kime anlatsanız gülür. Kripto para piyasasında olmayan birilerini anlatırsanız trajikomik bir durum. Ama gerçekler bunlar. E bu piyasada böyle durumlarla da karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu yüzden dikkatli olmakta. Eğer stable coin tutuyorsanız dahi bunu bile sepet yapmakta fayda var. Tether tutarsın, BUSD tutarsın, DAI tutarsın. Yani birçok stable coin var zaten piyasada buları sepet yapmak daha mantıklı olur. Yoksa bir gece stable coin'de bile lik olabilirsiniz. Yani o kadar ilginç bir piyasadan geçiyoruz. Şimdi teknik olarak Bitcoin'in durumunu zaten konuştuk. Bir de kendi düşüncelerimi eklemek istiyorum. Bitcoin'de burada tepki yükselişiyle beraber en azından 34.000 bandına doğru hareketin tamamlanmasını beklerim. Aşağı yukarı hareketlerle 34-35 bin bandına doğru bir hareket gelmesi beni şaşırtmaz. Ama dediğim gibi burada yönü tayin edecek olan bölge tamamen bu trendin direnç bölgesi. Burası da 40-42 bandına tekabül ediyor. O yüzden bu bölgeyi genel anlamda izlenmesi gereken direnç alanı olarak, olarak kabul ediyorum. Yani Bitcoin'de düşen bıçak tutulmaz diye bir terim de vardır. O yüzden e, buradan alıyorum buradan almamız gerekir gibi cümleler kurmak da çok zor değil. Ama uzun vadeli yatırımcıların dünkü düşüşle beraber bulunduğumuz bölgelerden yaptığı alımların uzun vadede üzeceğini ben şahsen düşünmüyorum. Dün bununla ilgili bir tweet de attım. Yani Solana'nın 65, Avax'ın 45, Polkadot'un 11 dolara geldiği, Matic'in neredeyse 65-70 centlere kadar iğne atacağı bir attığı bir ortamdan bahsediyoruz. Yani bu bölgelerden yapılan alımların uzun vadede üzeceğini düşünmüyorum. Ama maalesef ki bizim kültür özellikle bizim yatırımcılar kripto para piyasasını uzun vadeli bir platform olarak görmüyor. Burası kolay para olarak görünüyor. E kolay parayı da gördük yani. Dün gece yaşanan düşüşleri hiçbir geleneksel piyasada emtiyada yaşamayız. Ama kripto para piyasasında yaşıyoruz. Altcoin'ler neredeyse 2 haftada %50 değer kaybedebiliyor. Böyle bir ortam var yani. O yüzden aldığınız risklerin farkında olun. Giremeyeceğiniz yüklerin altına girmeyin. Krediyle, boşla bu piyasaya yatırım yapılmaz. Bunu tekrardan hatırlatmış olayım. Sadece bulunduğumuz bölgelerden nakit bulunduran insanların uzun vadede yapacağı yatırımların ben üzeceğini düşünmüyorum. Tabii ki takdir yine size kalmış. Kısaca diğer endekslere de bakmamız gerekirse USDT dominansı burada 6.17'li seviyelere kadar iğne attı. 6.15'e kadar iğne attı. Yani burada bu tarz bir yükseliş yaşanmasını ben tabii ki beklemiyordum. Burada düşüş başladı hatırlarsanız. Bu düşüşle beraber 3.26'lara doğru hareketin tamamlanabileceğini konuştuk. Fakat Bitcoin ben dahil, izleyicilerim dahil birçok kişiye fake attı diyebilirim. Yukarı yönlü bir hareket geldi USDT dominansında. Bulunduğumuz bölgede günlük bazda overbought bölgeye giriş yaptık. Bu yüzden de bir gevşeme olması gayet olağandı. Şu anda da o gevşemeye yaşıyoruz. Ama USDT dominansı sert bir şekilde ne zaman düşüşe geçer derseniz... 5.16'nın aşağı yönlü kırılması gerekiyor. Burada teknik anlamda 5.16 aşağı yönlü kırıldığında USDT dominansında daha da derinleşen düşüşleri tabii ki paralel olarak Bitcoin'de de derinleşen yükselişleri konuşabiliriz. Destek bölgesi artık 5.16 bu bölgeyi Bitcoin'de 40-42 bin direnciyle beraber paralel olarak takip ediyorum. Geleneksel piyasalara bakmamız gerekirse US 500 tarafında destek alanına doğru bir iğne geldi. Burada Rites bölgesinde artık aşağı yönlü geçtiğimiz için buradaki trendi kaldırabiliriz diye düşünüyorum. Burada artık destek bölgesi 3970 dolar bandı bu bölgeye doğru bir iğne geldi. Buradan yukarı yönlü hareket gelmesi halinde de karşılaşabileceği direnç alanı 4240 bandına tekabül ediyor. Bu bölgenin yukarı yönlü kırılması geleneksel piyasalarda da yukarı yönlü hareketleri tetikler diye düşünüyorum. İlginç bir şekilde burada günlük bazda mevcut RSI uyumsuzluğu hala bozulmadı. Burada ikili bir dip, buradaysa e, yükselen bir dip yapısı söz konusu. Yani geleneksel piyasalarda teknik olarak hala momentumun, düşüş momentumunun zayıfladığını gösteren teknik sinyaller ve göstergeler mevcut. Haftalık bazda özellikle bakmamız gerekirse Aresay'ın durumuna. Burada neredeyse oversold bölgeye gireceğiz. Yani tarihi boyunca US500 tarafında da bu tarz hareketler çok sık gelmemiştir. Ya dünyada bir e, resesyon durumu söz konusu olacak. E, böyle covid gibi bir pandemi patlayacak. Keza bunun örneğini burada görebiliyorsunuz. Ya FED tarafından agresif hamleler beklenilecek. Onun da örneğini burada görüyorsunuz. Yani bu tarz vakalarda sadece böyle düşüşler gelebiliyor. Ama uzun vadede bu düşüşlerin bile devam edeceğini ben düşünmüyorum. Fed bir yerden sonra yine faizle ilgili geri adım atacak. Bir yerden sonra yine gevşek para politikası uygulanacak. Yine faizler indirilecek. Yine piyasalara para pompalanacak. Sadece bu dönem enflasyon endişelerinden dolayı biraz daha sıkıntılı geçiyor. Umarım hızlı bir şekilde bu dönemi atlatırız. Benim de beklentim, temennim hepsi bu yönde. Şimdi FED tarafından bir de bir uyarı geldi. Bu uyarıyı da size aktarmak istiyorum piyasalarda artan enflasyon endişesinden ve aynı zamanda mevcut faiz korkularından dolayı aşağı yönlü hareketlerin ve likiditenin düşmesinin mümkün olduğuna dair bir uyarı geldi FED tarafından. Yani burada likiditenin düşmesinden kastımız aslında şu piyasadan bildiğiniz para çekiliyor. Yani bilançolar küçültülüyor faiz yükseliyor. E tabii ki burada doğal olarak piyasalardan para çekilecek. Ama daha da önemlisi olan bu likiditenin düşük olduğu bir ortamda nasıl fiyat hareketleri görebileceğimiz. Mesela benim son Space yayınıma katılanlar konuya hakimdir. Orada şöyle bir örnekle likidite ile ilgili bir e, olay anlattım. 100 milyon dolarlık bir projenin bir altcoin'in 1 milyar dolara gelmesi için gerekli olan para yani içeri girmesi gereken olan para 900 milyon değildir daha düşük parayla büyük ihtimalle bu proje 1 milyar market cap'e ulaşır. Çünkü bir yerden sonra satış gücü azalır, alıcılar baskın hale gelir ve alıcılar daha düşük paralarla fiyatı yukarıya doğru çekebilir. Tahta fiyatı daha yukarılara doğru çıkar. E burada market cap hesaplanması zaten fixtir. E, sirkülasyonda olan arz çarpı fiyat market cap'i verdiği için aslında içeriye girmesi gereken para girmeden bu projeler çok yüksek market cap'lere ulaşabiliyor. Fed'in de aslında sinyalini verdiği şey bu. Piyasalardan para çekiliyor. Bu yüzden likidite düşecek. Yani çok büyük olmayan satışlar bile piyasada volatiliteyi arttırabilir. Veya alışlar bile arttırabilir. Bu yüzden dikkatli olunmasına dair bir uyarıda bulunuyor. Yani artık bunu herkes biliyor diye düşünüyorum. E, geçti borun pazarı demek de e, doğru olur belki. Çünkü zaten piyasalar çakıldı. Yani böyle bir uyarının... Ee, aslında e, ata alan üsküdarı geçti e, vakasından sonra yapılması da çok mantıklı değil tabii ki ama yine de yani fed tarafından bu tarz bir uyarı geldi piyasalarda likiditenin düşük olmasıyla ilgili e, yatırımcıları uyarıyorlar tabii ki bitcoin tarafında da yaşadığımız şey bu borsalardaki bitcoin miktarı minimum seviyede şimdi son günlerde ne kadar piyasalara borsalara e, bitcoin aktarılsa da Yine de oradaki Bitcoin miktarı çok düşük. Bitcoin zaten kendisi de arzı sınırlı bir ürün. E, Likit olan e, Bitcoin miktarı çok düşük. Bu yüzden genel anlamda küçük miktarda olan satışlar da Bitcoin'de aşağı yönlü hareketlere neden olabiliyor. Bu yüzden kripto para piyasasının ne kadar riskli olduğunu tekrardan hatırlatmış olalım. Altcoin özelinde çok fazla bir şeye bakmak istemiyorum. E nedeni de şu zaten elimizde bulundurduğumuz altcoinler var bunları tutmaya devam edeceğiz. Piyasa biraz toparlansın ve daha sonrasında mevcut altcoinlerin teknik durumlarını inceleyelim istiyorum. Bugünlük bu kadar diyelim kendinize iyi bakın sağlığınıza dikkat edin. Bir sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.